Selamlar herkese. Bir Perşembe gününe daha saygıdeğer Ali Hocam'la birlikteyiz. Evet. Nasılsınız? Bu yılın 19. gününde. Evet. Yılın... Eskiden şey vardı, okurduk böyle Sümer tabletlerinde bulunurdu. Bir, finansal şeyler var orada işte ona borç vermiş, ona 7 kilo şey buğday vermiş falan. Onların bu tarihi olayları şey yapması, kayda geçirmesi hep şey, işte bilmem ne... buğday yılının bilmem nesinin 23. gününün şey sabahının güneşli gününde Abu Çednazer öbürüne 20 kilo şey verdi diye. Tarihleri böyle 7 satırda falan yazıyorlardı onlar. Takvime bakmak için öğreniyorsunuz, tarihi öğreniyorsunuz. Evet. Bu arada hazır onu bundan bahsetmişken sizin bu her gün yayınladığınız şey de efsane hocam. Tarihte onu, bugün. Tarihte evet. Bugün onu eğer takip etmeyen varsa hem Instagram'da hem Twitter'da değil mi? Bayağı da zenginleşti o 4 çok, senedir. Evet. İnşallah bir miras gibi kalacak. O. Aynen bu sabah da yine Titan'ı okuyup gülüp. Titan hikayesi çok güzeldi değil mi yani? Ve ama hala aynı şeyler devam ediyor. Devam ediyor evet. Hiç bitmiyor. Ceket efsane. Şey... çok veri falan da geldi bu hafta. Evet. Sabahleyin biraz haberlere falan bakın dedim de aklıma geldi bu kadar verinin olduğu hafta. John Lennon'ın bir lafı vardı. Diyor ki hayat dediğiniz şey siz başka planlar yaparken sizin başınıza gelen şeylerdir diye. Yani evet. Devamlı böyle bir şey patlıyor. Yasalarda enteresan bir takım gelişmeler var. Boj hikayesiyle başlayalım mı hocam? Evet. Boj'da Asya biliyorsunuz o tarafları böyle bir kaldırıp indirmişti. Sonra belki biraz Çin'e bakarız. Oradan dolanıp İYM'e geliriz falan. Bir dünyayı dolaşalım. Bir dünyayı dolaşalım. Evet. Boj'da 10 yıllık tahviller için olan şeyi ne denir? Koridor diyelim. Koridor. O koridoru biraz daha serbest bırakmıştı. Bankof Japan 50'ye kadar çıkarmıştı. Evet. Japonya Merkez Bankası. Hı hı. 50'ye kadar çıkardı ama geçen hafta falan bir zorladılar onun üstünü de. Bayağı 4-5 gün üst üste. Evet. Zorladılar. Dolayısıyla hı hı. Piyasada da ya bir dakika yani dünyanın en loose aynen. Evet. Para politikasını izleyen Merkez onda Bankası bir da acaba bir değişiklik oluyor derdi. Evet. Hı hı. O şey falan makaleleri, kağıtları çıkmaya başladı. Acaba bu iş ne denir? Yani loose para politikası aslında şey mi ne denir? Kullanışlı değil mi? İyi question etmeye, sorgulamaya evet. Başladı insanlar. Yani Japonya yön değiştiriyor mu acaba? Evet. Bu arada yen değerlendi bir evet. Hayli. İşte dolar endeksi değer kaybetti falan. Bu arada da boş. Ne yaptığını size bırakayım. Oradan yorumlayın hocam. Başlamadan önce benim fikrim hala değişmedi bu arada. Boj'un yani, bir daha ben de bir özetleyeyim. Yılın başında o yaptığı hareket, o 50'ye çıkarması falan. Bütün yatırımcı dünyası ve bankalar acaba yani yavaş yavaş bu ekstra gevşek politikadan dönüş başladı mı Japonya diye bir şeye girmişti. O tabii iyi haber değildi. Çünkü... çok fazla parası var Japonya'nın. Onun için önemli. Ben onun için bahsetmek istiyorum. Özellikle yurt dışında. Dolayısıyla bütün dünyanın gelişmekte olan artı gelişmiş ülkeleri faizleri yükseltirken bu dünya ekonomisindeki hem resesyon olasılığı hem de hisse senetlerinde kötü haber olması dolayısıyla Japonya'nın böyle bir yön değiştiriyor gibi gözükmesi insanların bir gözünü korkutmuştu. Evet. Orada. Ben hala Japonya'nın o yön değişikliği yapacağı kanaatindeyim bu arada. Ama bu hafta başında çıkan haberler bunun tam tersini söylüyor. Benim fikrimi değiştirmedi. Ne yaptılar o yılın başında çıkan haberin arkasından? Bu haftanın başında Boj dedi ki ben bir kere faizi değiştirmiyorum dedi. Yine -0.10'da kaldı. Bantı da değiştirmiyorum dedi o -0.50 evet. Şey arasında. Enteresan laflar etti. Ben bu lafları tam anlamadım. Şimdi bir kere enflasyon hakkında konuşması. Şimdi 25 sene, 30 sene dezenflasyonu yenmek için uğraşan ve enflasyonu %2'ye çıkartmak için uğraşan bir Japon Merkez Bankası politikası vardı evet. Elimizde. Enflasyon rakamları çekirdek tüfe şu anda 3, normal tüfe, manşet tüfe 3.8 şu anda. Ve Merkez Bankası bu hafta başında dedi ki biz hala faizlerin kalıcı ve aynı zamanda
inandırıcı bir şekilde %2'ye çıktığı görüşünde değiliz dedi. Faizler 3.7 enflasyon. Biz hala 2'ye çıktığı görüşünde değiliz. Orada kalıcı olmayacak. 1.8'e inecek dedi. Ve şeyi de aynı tutarak, faizi de aynı tutarak ben enflasyona inanmıyorum. Geri dönecek. Biz de ekstra sıkı şeyimizi devam ettireceğiz dedi. Bana biraz garip geldi. Çünkü şeye bakıyorum, yıl tüfe, şimdi 3.8 olan tüfe yılbaşında yarımdı. Hı hı. Ve yılbaşından beri her ay çıkıyor. Bir önceki 3.7'ymiş, daha önceki de 2 ay 3'müş, ondan önce 2.6'ymış falan. Hı hı. 12 ay süren ve devamlı yükselen, yani acaba şimdi zirve mi yaptı diyor, bilmiyorum. Hı hı. Ben inanmıyorum diyor. Hedefi 2, yani hedefini 2'ye katlamış durumda enflasyonda. Ne yapmak istedikleri hakkında tam emin değilim. Biz dedi getiri eğrisi kontrolünü devam ettireceğiz. Onu 50'de tutacağız. O 50 yeterli dedi. Hı hı. Tabii bunun arkasından da patır kütür indi. 40'lara indi. 42 falandı evet. En son gördüğümde. Bir de bunların getiri eğrisi sorunu da yok. Şey, Amerika gibi ters değil. Normal düz bir getiri eğrisi var. Bantı da genişletmeyeceğim dedi. Dediğiniz gibi birdenbire bu haber çıkınca o yenin değerlenmesi ta 131.5'a kadar geri döndü ama arkasından tekrar indi şimdi. Bu sabah 128.5'larda falandı. Ama şöyle bir etki yaptı. Dünyayı rahatlattı böyle bir haber. Yani şimdi bütün herkes faiz yükseltirken ya aman bir de Japonlar gelmesin bu işe evet. diye bekleyen birdenbire bütün şeyler de Amerikan tahvillerinde faizleri, getirileri aşağı inmeye başladı. Sonra kalktı 1 trilyon yen, yani 7,5 milyar dolar falan 5 yıllık sabit faizle borç verdi. Yani faizlerin ne olduğunu bilmiyorum ama sıfırla verdi. Yani bedava para borç verdi evet. ortada. Yani likiditeyi ben şey tutacağım dedi. Ve şeyleri de geçen sefer de zaten bunu söylemişti. Ben yüklü miktarda Japon hazine bonosu almaya devam edeceğim dedi. Hı. En son rakamlara baktım. Japon hükümetinin çıkardığı hazine bonolarının yarısı Merkez Bankası'nda şu anda. Ve ben daha almaya devam edeceğim. Bir sonraki toplantı 10 Mart'ta. Bundan sonraki. Bunlar bizim gibi haftada bir yapmıyor toplantıları veya Fed gibi. Hı hı. Bu bana şunu anlatıyor. Bunlar 10 Mart'a kadar patır pütür bono olacaklar. Hı hı. Devamlı olarak. Çünkü şeyi de ben çok kalıcı görmüyorum. Bu 50 bantından tekrar 40'lara inmiş olmasını. Hı hı. Bence bu ortamda şeyde tüfeleri de bu kadar yüksekken o bantın üst tarafını piyasa zorlamaya devam edecektir diye düşünüyorum. Bunu da getiri eğrisi kontrolü dediği şey ne demek? Bono almaya devam edecek evet. diyor. Bir de biliyorsun Mart'taki toplantıda sadece faiz kararı değil aynı zamanda yeni guvernörü de açıklayacaklar. Kuro da amca gidiyor. Bu da beni şuraya getiriyor. Japon şeyini orada bitireyim. İki yolu var Japon Merkez Bankası'nın. Boj. Güzel laf değil mi? Boj'un. Ya dünyada ne kadar Japon hazine bonosu varsa hepsini alacak. Yani şimdi yarısı onda ya hepsi onda olacak ve böyle sıka 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 devam ettirecek. Ya da o toplantıda beyaz bayrağı çekip ben ekstra sıkılaşmaktan vazgeçiyorum diyecek. Gevşemekten. Evet. Şimdi rüzgar ne tarafa? Birinci tarafa doğru şu anda bütün dünyada faizlerin yavaş yavaş zirve yaptığı, enflasyon rakamlarının düştüğü bir yere geliyoruz. Eğer bu doğruysa, yani aslında geliyoruz dedim ama yani bir faizler zirve yaptı mı bilmiyoruz daha. Yani o terminal dediği yere herkes geldi mi daha emin değiliz. Hı hı. İkincisi de son 2-3-4 datadır gördüğümüz bütün dünyaya yayılmış olan enflasyonun terbiyelenmesi devam edecek mi? Yani ben ikisinden de emin değilim daha. Yani biraz daha görmemiz gerekiyor. Ya emin değilim derken hayır devam etmeyecek demek istemiyorum. Ama bittiği kanaati de değilim henüz. Hı hı. Eğer hakikaten bittiyse birincisini yapacaktır. Almaya devam edecek. Ekstra gevşek politikaya devam edecek. Ama eğer resim öyle çıkmazsa
bence mecbur kalacak o şey toplantısında, Mart toplantısında dönecek. Getiri eğrisini biraz daha serbest dalgalanmasına izin vererek yukarı sınırları zorlamasından bahsediyorum. İzin vererek aslında hani daha çok gevşek değil de daha moderate bir para politikası izlemesi daha teşne gibi değil mi hocam? Yani şeye yani bağlı. Ne kadar zorlanacağına bağlı. Şimdi piyasayla mücadele ediyor. Biraz önce senin de dediğin gibi 4-5 gün üst üste 50 bandının üstüne geçti geldi, geçti geldi, geçti geldi. Evet. Şimdi o dünkü evvelki günkü haberden sonra tekrar 40'lara gevşedi. Şimdi piyasa o bandı artık 5 gün, 10 gün, 15 gün zorlamaya başlarsa ne yapacak? Daha çok bono alacak, daha çok bono alacak, daha çok bono. Nereye kadar? Ve o zorlama ne kadar sürecek? Dünya faizleri nereye gidecek? Göreceğiz. Evet. Yani ben sanki dediğim gibi şeyden emin olmadığım için, eğer emin olsaydım, hayır gelmedik faiz artışlarının sonuna dünyada, hayır enflasyon daha terbiye olmadı, kesin olarak söyleyebiliyor olsaydım, ben derdim ki mutlaka ve mutlaka borç şey yapacak, gevşek para politikasından vazgeçecek derdim. Hı hı. Ama hala yani biraz o tarafa doğruyum. Hala. Hı hı. Çünkü gelen rakamlar, biraz sonra bazı rakamlardan konuşacağım. Yani hem Avrupa faizlerini ve enflasyonunu, hem Amerikan faiz ve enflasyonlarını, bu rakamlar daha benim bu iş bitti dedirtmiyor bana. Hı hı. Piyasalara dedirtiyordu dün akşama kadar. Hı hı. Yani ilk defa Dow kötü haberi kötü haber olarak aldı. Ya aylardır burada konuşuyoruz biz. Ya durum tehlikeli diye. Bu iyi bir şey aslında. Bence de iyi. Piyasanın normalleşmesi anlamında iyi bir şey bu yani. Evet. Peki hocam, bu Çin büyümesine ne dersiniz? Çin'de enteresan şeyler oluyor. Büyüyor adamlar. Oraya da geliriz. Bir son bir şey, şu Avrupa'dan geçeyim gideyim. Az orada tamam, söyleyeceğim tamam. Şeyler. Dedim ya şu enflasyondan emin değilim diye. Şimdi geçen gün şeyin Avrupa Birliği'nin şeyi açıklandı. 9.2 zaten daha önceden söylenmişti. 9.2 teyit oldu. Şimdi herkes diyor ki ya tamam, faiz artışları güzel geldi ve enflasyonun beli kırıldı, düşüyor. Tabii bizde de başlamıştı ya bu baz etkisinden dolayı. Şimdi enflasyonun bence beli kırılmadı. Avrupa rakamlarına bakıyorum. TÜFE'yi konuşuyoruz. Zirve Ekim'de 10.6. Kasım rakamı 10.1 çıkıyor. Aralık rakamı bu haftada teyit olan 9.2 çıkıyor. Hı. Bir geri dönüş var. Bir kere geri dönüşün ne kadar olduğuna bakalım. Yani 10.6'dan 9.2'ye indi. Hepsi o kadar. İkincisi, Avrupa'da Japonya gibiydi neredeyse. Son birkaç yıldır da negatif faiz politikasının olduğu Avrupa'dan konuşuyoruz. Neredeyse her yerde enflasyon sıfırdı. Avrupa'da bugün, yani dün açıklanan rakamlarla fiyatlar yıllık %9.2 artıyor. Yani millet diyor ki enflasyon bitti. Yani kırdık belini. Yani onun için ben daha böyle telkin olmuş değilim Avrupa tarafında. İngiltere daha kötü. İngiltere zirveyi onlar da Ekim'de yapmıştı 11.1 ile, en son çıkan rakam 10.5. Yani her yıl %10 bu rakamlar bize tabii şey geliyor. Biz vahşi yaban hayata alıştığımız için bu 60'lara 70'lere yükseliyor. Tabii. Yani o 10 çok büyük rakamlar, kaldı ki bu rakamlar ortalama rakamlar. Yani orada gıda, kira falan gibi şeyler uçmuş gitmiş durumda. Evet. Bu iklime rağmen. Evet. Bir de tabii yani oradan çok şanslılar bu arada. Evet. Yani böyle bir şey oldu. Almanya 8.6 TÜFE. Şeye bayram ettiler. ÜFE zirvesi 46'ydı ÜFE'nin. Geçen ay 34.5, bu ay 28.2'ye düştü diye ÜFE bayram ediyorlar. Yani birisi bana anlatsaydı bundan 6 ay önce Almanya gibi bir ülke ÜFE'si 28'e düştü diye bayram ediyor. Çünkü ZEV endeksi açıklandı bu hafta. Çok olumlu falan dendi herkes. Ya onun için telkin olmadım ben daha bu enflasyonun nereye gittiğine. Bugün ve yarın Lagarde konuşacak. Bakalım yani bence faizlerde durmayacaklar. Bana öyle gelmiyor ama göreceğiz. Ne der sence?
Elbette buna bence hala şeyin mesajını verecek. Yani 10.6 olan harmonize Tabii. indeksin Bence de. yeterli olmadığının Aynen mesajını öyle. verecek. Tabii. Piyasayı hazırlayacak Tabii. elbette Tabii. yani. Bence de O öyle. yüzden o, Devam edecek evet zaten. yani o Evet. şey konuşuyorduk, o diferansiyelin Amerika tire Avrupa diferansiyelinin Avrupa lehine daralması yönünü konuşuyorduk Evet. faizler anlamında. Aynen. Evet. Hala ben aynı yerdeyim hala Tamam, ya. ben de. Çin çok ilginç. Yani ben hakikaten şey gibi izliyorum. Çünkü Baksanıza hem çok özür Japonya. dilerim Çin'e gelmeden. 1.15 lira falan konuşuyorlar Euro'larda. Yani şeyler şimdi bakıyorum şeye FX Street'e falan. 1.15 şeyde kolları var insanlar. Çok özür dilerim hocam ya, pardon. Enteresan. Bana yüksek geldi biraz Değil mi? 1.15. Evet. Evet. Yani 1.08'i bile şey yapamadı böyle Dayı tam. daha Evet. Bakalım. digest Göreceğiz. Yani artık o kadar piyasaya şey yapamıyoruz milimetrik. Onu yapsaydık zaten burada edemedik henüz. olmazdık. Yani. Şimdi aynı Japonya gibi Çin'de de böyle karşı rüzgarların savaştığı, bana sorarsan bir takım yapısal değişimler, piyasa için yapısal değişimler görüyorum. Onlardan bahsetmek istiyorum. Covid kapanması yüzünden rakamlar tabii ki kötü gelecekti. Yani ve bir takım rakamlar, onlardan bahsedeceğim. Çoğu gerçekten de kötü geldi. Onların bir tanesi şey açıkladılar. Gayri safi yani büyümeyi açıkladılar. Çeyreklik büyüme sıfır çıktı. Yani Çin için konuşuyoruz. Yıllarca 8'lerde giden. Yıllık da bir hayli düşük çıktı. 2.9 çıktı. Bu Çin için bayağı şey bir rakam. Fakat hem Çin otoriteleri hem de benim sağda solda okuduğum yatırım bankalarının yorumları Çin büyümesinin bu yıl tekrar 4.9'a çıkacağını aşağı yukarı söylüyor. Göreceğiz. Bilmiyorum. Bu benim yorumum değil. Ama bana sorarsan 2.9 hem çok düşük, bir taraftan bir tehlike şeyleri veriyor, sinyalleri, ama diğer taraftan da bu 2.9 bu Covid kapanmasının da sonucu. Şimdi bu açılmadan sonra ne olur? Ona bakmak lazım. Ama bazı yapısal zayıflıklar devam ediyor. Mesela konut piyasası, emlak piyasası orada parlak değil durum. Konut fiyatları aylık bazda baktığında 5 aydır düşüyor. Yıllık bazda baktığında 8 aydır düşüyor konut fiyatları. Devamlı düşen. Bu hafta enteresan bir haber geldi. Şey de devam ediyor. Unuttuk biz onu. Bu Evergrande efsanesi de devam ediyor. Doğru söylüyorsunuz. Pricewaterhouse çıktı. Ben yapmıyorum seni artık dedi. Ben neler oluyor orada bilmiyorum. Perakende satışlar ve sanayi üretimi. Tabii yine bunlar Covid kapanma rakamları. 3 aydır negatif çıkıyor yıllık bazda. En son 1.8 perakende satış düşüşü var. Bir önceki ay 5.9 eksi düşüş perakende. Sanayi üretimleri büyüyor sanayi, ama yani son zamanların en düşük büyüme şeyleri geldi. 1.3 çıktı. Bundan 4 ay önce 6.3'tü yıllık sanayi üretimi artışı. 1.3'e düştü. Tekrar ediyorum, yine Covid sonuç. Ama şimdi başka şeyler oluyor. Bu hafta bir iki tane haber geldi. Bir tanesi 8 Aralık, pardon, evet 8 Aralık 12 Ocak arasındaki bir aylık dönemde Covid'den 60 bin kişinin öldüğü söyleniyor. Tabii Çin açıklamıyor bu rakamları. Nereden geliyor bu rakamlar bilmiyorum. İkincisi, ilk defa 1961'den beri nüfus düştü. 850 bin kişi azalmış Çin Çin'de. nüfusu. Şimdi ya bu aslında önemli bir rakam. Bir kere 850 bin az bir rakam değil. İkincisi, Çin bir üretim üssü. Yani insanlar orada yavaş yavaş yaşlanıyorlar. Şimdi bunlar 2015'te şeyi bitirmişlerdi, tek çocuk politikasını. Arkasından da bir iki sene önce de şey başlatmışlardı. Ya çocuk yapın demeye başlamışlardı. Hatta işte vergi indirimleri, o hamilelik süresinin artırılmasıydı, konut yardımları falan, bir takım teşvikler ya. Ve o teşvikler işe yaramadı. Neden yaramadı? Çünkü acayip bir kentleşme var. İnsanlar kentte çocuk yapmak istemiyorlar. İkincisi, Çin'de de eğitim çok pahalı. Birdenbire Çin kadınları, ya bir dakika, yani biz devamlı karnında sıpa kısmıyla gitmeyelim dediler. Bu
1961'den beri dönen nüfus, yani demografik değişikliği devam ettirecekmiş gibi gözüküyor. Arkasından da, yani bir de şey var, şimdi yıllardır biz Çin'in bu fantastik büyümelerini hep şey diye görmüştük. Yani şeyler çok düşüktü, kişi başı gelir. Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi oldu ama insanlar fakirlerdi hala. Ve biz Çin'de insanlar zenginleşiyor diye bekliyorduk. Şimdi birdenbire ben bu hafta gelen nüfus rakamlarından sonra bu adamların zenginleşmeden önce yaşlanacakları ortaya çıktı. Yani arkasından Hindistan var. Birleşmiş Milletler diyor ki bu sene Hindistan geçiyor nüfusta diyor. Hindistan'da enflasyon daha düşük. 5-7 en son. Yani bütün dünyadaki bu o çaptaki ekonomiler açısından en düşük enflasyon olan yer bu. Bir de ikincisi çok ucuza petrol alıyorlar şu anda Rusya'dan. Acayip güzel bir büyüme ve ekonomik aktivite var. O üretim üssünün rolünün bir kısmının Hindistan tarafından çalınacağı görüşündeyim ben burada. Bunlar hepsi dünya için işte tedarik zincirinden falan konuşuyorduk. Bir takım yapısal değişiklikler getirecek. Bilmem yani şimdi bu açılmayla bir açıklanmayan COVID rakamlarını bilmediğimiz için açılma bir yerde sekteye uğrar mı onu bilmiyorum. İkincisi tam lokomotif açıldığını varsayarsak biraz önce söylediğim ekonomik verilerin tabii ki düzelmesini bekleriz ama yani Çin eski Çin olmayacağını görüyorum ben burada. Bu da tabii dünya için hepimizin bir anlaması gereken bir şey. Nasıl etki yapar piyasalara? Eğer yeteri kadar kuvvetli olmazsa bu tabii ki şeyi enflasyona pozitif etki yapacaktır, indirecektir. Ama öbür taraftan işte emtia fiyatlarıydı, ekonomik aktiviteydi, navlun fiyatlarıydı falan dünyanın büyümesi için de negatif bir etki yapar. Göreceğiz. Bununla alakalı hazır siz emtia demişken hocam. Bu yüksek emtia fiyatlarından faydalanan bölgelerden bir tanesi de bizim gibi gelişmekte olan memleketler. Böyle diyordu bir İsviçreli bir abi. Çok hoşuma gidiyordu benim. Gelişmekte olan memleketler. Ne kadar uzun sürüyor bu gelişme acaba? Yani biz kaç senedir işte BRIC'lerde bilmem neydi falan. Yani bu kategori kaç senedir gelişmekte olan ülkeler kategorisinde? Değil mi? Yani eğer öyle bir laf koyuyorsak bunun bir yerde öbür tarafa geçmesi lazım. Geçmiyor ama. Hala gelişen ülkeler var ve gelişmekte olan ülkeler. Ama şeyler çıkardılar artık. Frontier marketler bir çıktı bir ara hatırlarsınız yani. Myanmar. Evet evet yani o artık o klasifikasyonu da daha da genişletiyorlar evet, artık yani. Şey olacak. Daha yani. Kötüleri çıkıyor, iyileri çıkmıyor. O kategoriler aynı duruyor. Yani benim gördüğüm son 50 senede kategori değiştirmiş bir tek Güney Kore var. Başka hepsi aynı yerde duruyor. Evet. Buradan şeye bağlayacaktım. Emerging'e bağlayacaktım hocam. Evet. Gelişmekte olan ülkelere bağlayalım. Evet, şimdi şeyi konuşmuştuk sizinle yayın öncesinde işte dün falan. Hani ya bu EM bonolarını alıyorlar bir talep var ama falan diye. Bayağı sıkı bir talep var. Evet. Yani. Rakamlar, müthiş rakamlar geldi. Rakamlar da yani 1 Ocak 20 Ocak evet, arasını evet. Konuşuyoruz. Bir ay bile değil yani. Bir ay bile değil. Yani yarım ay. 14 tane gelişmekte olan ülke 41 milyar dolar ihraç etmiş. Burada ben bu rakamları aldım. Söyleyeyim size. 10 milyar dolar Saudi Arabistan'dan. Bu arada şunu unutmayalım. Saudi Arabistan yatırım yapılabilir kategorisinde. Şu anda uluslararası derecelendirme kuruluşlarının. Onun için bayağı sıkı sattılar onlar. Hong Kong var. Onları geçiyorum. Gelişmekte saymayalım. Macaristan 4,25. Romanya 4. Endonezya 3. Filipinler 3. Bunlar çok önemli evet. Piyasalar. Türkiye rakamı fantastik. 2,75 milyar doları biz. Merkez Bankası'nın TL için ilan ettiği %9 TL faizin üzerinde bir faizle sattık. 9.75'le sattık. Yani çok garip bir durum var orada. Ve bu konuştuğum bütün bu rakamlar, bu 41 milyar dolarlık bu ülkelerin ihraç ettiği, bizimki de dahil aşağı yukarı 3 milyar dolar.
Hepsine 3 misli talep geliyor. Gelir tabii yani 9.75 veriyorsanız. Hı hı. Şey rakamları bundan önceki rekor bu dönem için yarım hı hı. aylık rekor 2018'de gelmiş 26 milyar dolarmış. Neredeyse 2 misli. Aynen. 41 milyar dolar oldu. Bu tempo devam ederse şey rekoru kırılır. Yani 2020'de kırılmış 233 milyar dolar bütün şey için. Ama şey diyor ki böyle devam etmeyecek diyor Morgan Stanley. 150 falan olur bu sene diyor ama yani bu tempo acayip bir tempo. Daha da piyasaya gelecekler var. Yani mesela Mısır vaziyeti biraz kötü. İşte her zaman ihraç edenler var. Moğolistan, Costa Rica, Kenya falan gibi. Bunlar da gelecekler. Şimdi bu neden önemli bir haber? Onu söyleyeyim dedim. Niye bir şey mi diyeceğim? Tam bununla alakalı bir şey söyleyecektim yani hocam. Niye ben bunu konuşuyoruz? Yok hayır. Niye önemli haberi eklersiniz siz? Ben niye alıyorlar diye baktım. Bu adamlar niye alıyor olabilir emerging bondlarını? Birincisi şey düşük borç oranlarına sahip genel olarak birçoğu. Evet. Yüksek emtia fiyatlarından ve Çin'in açılmasından faydalanıyorlar. Ve tabii. Üçüncüsü bağımsız merkez bankaları var. Tabii. Ben ama daha çok bireysel açıdan bakıyorum. Yani benim de birkaç milyar dolarım olduğu için 9.75'ten alayım. Hangisini biraz. Alsam? Şimdi demin dedim ya bir yapısal olarak bazı değişimler oluyor bu sene artık. Şimdi %15 düştü 2022'de gelişmiş ülkelerin hisse senedi piyasaları. Ve hala bir iyimserlik var. Kötü haberi kötü haber olarak almıyor piyasalar ama pahalı hisse senetleri. İnsanlar bir portföy aranjmanına başladılar. Bu bana bunu anlatıyor. Yani benim portföyüm şöyle olduğunu düşünün. Portföyümün %75'i hisse senetlerinde olsaydı ben de şimdi yavaş yavaş bonoya biraz da sabit getirili kısmı ki sabit getiriler de çok iyi rakamlar. Evet. Yani dolar bazında 9.75 veriyorsunuz. Goldman Sachs diyor ki bu sene şey yapmış kendini biraz korumuş diyor ki resesyon olmazsa veya olur ama ılımlı olursa yarısı hisse senetlerinden, yarısı sabit getirili menkul kıymetlerden oluşan bir portföy yıl sonunda yatırımcılara %9 verecek diyor Goldman Sachs. Yani 9.75 burada var zaten. Ya bu bana şunu anlatıyor. Şeyler de çok zayıftı biliyorsun. Yani bundan birkaç ay öncesine kadar şeyler hisse senedi piyasaları yatırımcısına %15 kaybettirdi uluslararası hisse senetlerinden bahsediyorum ama sabit getirili portföyleri olanlar tamamen kaybettiler. Yani hiç sıfır getiri yaptılar. Bu şimdi artık oraya dönüyor. Bir de bir takım riskler var. Yani şimdi o risklerin en büyük ismi bugün Davos'un şeyinde var zaten. Yani baş şeyinde temasında var. Fragmentasyon dedi. Yani dünyanın parçalanmış olması ve jeopolitik ayrışımlar, işte savaştı falan. İnsanlar biraz riskten daha şeye dönüyorlarmış gibi. Şimdi bakın karışık mesajlar geliyor. Resesyon olmayacak veya çok ılımlı olacak. 2023'ün ikinci yarısına itibaren herkes aynı şeyi konuşuyor. Bütün ekonomistler, bütün Goldman Sachs'lar. dünya dönecek, her şey güzelleşecek falan. Risk iştahı artacak diyor. Öbür taraftan yatırımcıların seçeneklerine bakıyorsun. Yatırımcı demek piyasanın seçeneklerine bakıyorsun. Piyasa bir taraftan yani dünkü kalıcı mı değil mi bilmiyorum. Doğru konuşmuyorum ama piyasa portföy alokasyonunda yavaş yavaş sabit getirilere giriyorsa bu ne demektir? Riskten kaçınma demektir. Yani karışık mesajlar. Diğer taraftan geliyor. Orada biraz şey koklamak gerekir değil mi hocam? Bugüne kadar en iyi konu bazen agresif, bazen önden yüklemeli izlenen İYEM para politikalarında aslında orada da tepeye yaklaşıldığını hissettiklerini düşünebilir miyiz aslında?
Bilmiyorum. Goldman Sachs'ın şöyle bir şey var. Ya onların araştırması, ben bilmiyorum. Benim elimde böyle bir bilgi yok. Diyor ki tarih boyunca diyor hisse senetleri piyasası resesyonun sonundan 3 ay önce dip yapmıştır diyor. Hep böyle olmuş diyor. Şimdi tabii biz daha dip yapmadığını bilmiyoruz. Eğer daha önceki dipler dip kabul edersek demek ki piyasa şu sıralarda falan resesyonun bitmiş olduğunu görüyor. Demek. Evet. O araştırmaya göre. Çünkü o dipler 3 ay önceydi. Şey de bu yüzden önemliydi biraz. İşte ne o? Geçen haftaki bu finansalları açıklanan şeyin bankalar evet, finans ama orada da karışık. Yani bazıları çok iyi geldi, bazıları kötü geldi. Evet. O da aslında o döngünün bir noktasında olduğunu aslında dipten dönüş sinyali gibi aslında bazen olabilir. Yorumluyor. Seeking Alpha'nın falan da var benzer şeyi bir kolu. Evet, geliyor bana da onlar böyle. Evet, ama ben yani sizin bir şey yapıyor mu? Yani resesyon bitiyor. Yok hayır, şu olmayacak. Orada değiliz. Değiliz daha. Evet. Gelmiyorum oraya. Bunu daha doğru tahminim bence. Bunu daha doğru Mart sonu tire Nisan sonu gibi artık daha bence de tanımlamaya başlayabiliriz. Evet. Yani evet, bu kötü gidiyor ve iyi gidiyor. Evet. Aslında. Bir de şöyle bir şey, şimdi yatırımcı psikolojik olarak bir şeye girer, bir tünele girer. Ya işler hep kötü gider ve rakamlar hep kötü gelir ve beklentiler gittikçe kötüleşir ve yatırımcı hep kötümser olur. Ya da hep rakamlar iyi gelir ve yatırımcı hep iyimser olur. Şimdi biz aşağı yukarı 3-4 aydır özellikle işin enflasyon bacağında şey görüyoruz. Devamlı düşen bir enflasyon görüyoruz ve bu da tabii hisse senetlerine yarıyor. Artı ya şimdi mesela yine Goldman Sachs'ta JP'di falan şey yorumları yapmışlar. 2023'te hisse senetleri de bir pozitif getiri verecek yorumu yapmışlar. Yani thank you very much %15-19 düşen bir yıldan sonra ben de onu rahatlıkla söyleyebilirim. Buradaki o tünel şöyle, biz 4-5 aydır iyileşen rakamlar görüyoruz enflasyon bacağında ve resesyonun ılımlı olacağına doğru. Şimdi bundan sonra gelecek olan enflasyon rakamları acaba iyi olacak mı? Ben bilmiyorum. Böyle bir trend var. Devam edecek mi? Birkaç ayımız daha var sanki daha emin olabilmek için. Şimdi bunu eğer Avrupa Merkez Bankası ve Fed devam edecek diye görüyor olsalardı Şahin konuşmaları yapmazlardı. Hala Şahinler. Bunu daha yani oradaki ışığı Fed daha erken görecek gibi hissediyorum ben Avrupa'dansa. Yani Avrupa'da daha onu koklamak için çok veri var, çok analize ihtiyaç var yani. Evet. Ama faizler yüksek kalacak. Yani şimdi düşüyor. Yani terminali konuşmuyorum. 5'te midir? Şey bu arada neredeyse %100'e çıktı 25 puan artışı Fed'in 13 gün sonra. Ne olacak? 4.50 olacak. Ondan sonra 4.75 hadi 5 oldu. Şimdi tamam peki bitti diyelim. Şimdi bunu da piyasa pozitif algılayacak. Ama arkasından 19 ay 5'te kalırsa piyasa diyecek ya ne oluyor ya, bu arada da enflasyonda 4.5'ta sıkışacak kalacak orada. Şu anda gözüken o. Evet. Yani patır kütür faizler inmeyecek, enflasyon da patır kütür inmeyecek. Yani şu anda gözüken o, dediğin gibi Mart'ta Nisan'da biraz daha elimizde şey olacak. Hocam ağzınıza sağlık. Çok kısa iki cümleyle şeyi söyleyeyim. Dün Amerikan Adalet Bakanlığı'na bağlı Hazine Departmanı Bit Lato diye Hong Kong menşeli aslında bir Rus sahibi olan bir şirketin kara para aklamasından dolayı yaklaşık $700 milyon civarında platformu kapatıp sahibi olan Anatoly Lekodimov beyefendiyi de Rus mu? İçeriye aldılar. Evet. Bunun öncesinde aslında haber baktığınızda Finke'nin ve şeyin Adalet Bakanlığı'nın yaptığı başka bir hamle veya aksiyonlardan biri gibi yorumlanabilir. Çıktığı öyle yorumluyorum ben de hala. Ama öncesinde çok tantana çıkardılar. Yani Amerika işte bir şeyler açıklayacak diye. Adalet Bakanlığı bir şeyler açıklayacak diye. Türkiye saatiyle saat 20'de. Piyasayı sattılar bir $300-400 civarında yani Bitcoin'i. Çok etki yapmadı. Evet aynı. Çok etki yapmadı. Hala da 20.800 etrafında tutunuyor. Tabii şeyin de
abidik gubidiğin temizlenmesi aslında iyi haber. Yani biraz daha çıksın, biraz daha temizlensin. Ki bu sefer bu şey reaksiyonu görmedik. Yani son 6 aydır kripto piyasalarında gördüğümüz her ralli çok kısa bir süre içerisinde aynı şiddette geri püskürtüldü. Bu sefer görmedik. Çok şey, çünkü çok vakit harcamıştık 16 binler etrafında. Evet. Yani FTX'in işte o hani 5 milyar dolar sağda solda sıkışmış, bakın biz bunu bulduk işte açıklaması, evet, işte Google hikayesi, en son bir tane daha biliyorsunuz adaptasyonla alakalı bir haber. Evet. Ya bence gelmeye devam edecek daha. Evet. Ama şeyleri de azalıyor farkındaysan. Yani hem çapı hem etkisi. Etkisi azalıyor, evet. Etkisi azalıyor. En son AWS'in AVAX'la olan, geçen yayının başında biraz konuşmuştuk sizinle birkaç cümle. Dolayısıyla bunu da söylemeden geçmeyeyim istedim. Yani bunlar benim hoşuma gidiyor. Şey için, kripto piyasaların sıhhati açısından çok önemli bence. Çünkü insanlar mesela böyle bir haberi şey diye yorumluyor artık. Aa evet tabii canım, kara para aklıyorsa zaten kapanmalı diye yorumluyor artık. Evet, eskiden evet. Kripto işte para... hazinede şeyler abidik gubidikler oluyor falan, o oraya aktarıyor şeydeki gibi, FTX'teki falan gibi. Bunlar temizleniyor. İşte evet. Yani dolayısıyla komünitenin şey yorumu öyleydi çünkü 2020'lerin başında, 2019'larda falan filan. Bir dakika ya, bunlar kripto paraların ya da blockchain teknolojisinin ruhuna ters hamleler. O yüzden de ekosistemi sorgulatır gibi yorumlar yapılıyordu böyle hamleler. Evet. Onlar şu an gitti yani. Gitti. Doğru söylüyorsun. Evet. Ama şeyde de regülasyon tarafında da hatırlıyorsan, burada biz 6 ay önce falan konuşmuştuk. Ne tür regülasyonlar gelir falan diye. Bu FTX güzel bir şey oldu. Uyanış oldu. Çünkü regülasyon hep başka taraflara konsantreydi orada. İşte müşteri hesapları falan. FTX örneğinde olduğu gibi paranın içeride el değiştirmesi, sermayenin başka taraflarda kullanılması, türevlere gidilmesi falan. Şimdi bunlara uyanılmış olması da daha iyi oldu ki ondan üzerine de bence regülasyon çalışıyordu. Orada bir illüzyon vardı hocam. Onu da en son söyleyeyim ve kapatalım yayını. FTX hani Ivy League'den mezun işte cinnis çocukların kurduğu ve birkaç şirketle de desteklenen, işte içerisinde hedge fund olan, işte kripto para yani şey market making şirketi olan falan bir yapı olduğu ve bunun da aslında bir 15-20 kişi tarafından yönetildiği. Ama bakın görüyor musunuz, nasıl da işte öyle rocket science bir şey bulduk ki biz bunu becerebiliyoruz gibi bir şey vardı. Sonra durduk ve yine aslında konvansiyonel finansal marketlerdeki enstitülerin nasıl değerli olduğu, corporate governance'ın ne kadar çok önemli olduğu, yönetimin, teftişin, işte o departmanların aslında boş olmadığına dair net bir örnektir yani FTX'te yaşanan. Şahane bitirdin. Ya estağfurullah. Daha iyisini söyleyemezsin. Ya estağfurullah hocam. Ağzına sağlık sizin de. Teşekkürler. Üzeri Asya'dan alıp bütün yiyenleri Amerika'yı, Avrupa'yı dolaştırıp getirdiniz. Amerika'daki şey rakamlarından konuşmadık. Çok girmeyeceğim. Tamam enflasyon iyi ama öbür taraftan da şeyin yüksek faizin etkisini perakende satışlarda falan görmeye başladık. Yani bir aşağı dönüş var. Onu da ekleyerek bitirelim. Eyvallah. Ağzına sağlık. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz.